Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda, dünyanın en çok satan kişisel gelişim kitaplarından biri olan Düşün ve Zengin Ol kitabından alınacak en önemli 5 dersi sizinle paylaşacağım. Düşün ve Zengin Ol, Napolyon Hill tarafından yazılmış ve 1937 yılında yayınlanmış bir başyapıttır. Bu kitap, yazarın 500'den fazla başarılı insanla yaptığı araştırma ve görüşmeler sonucunda ortaya çıkardığı zenginlik ve başarı felsefesini anlatır. Bu videoda öğreneceğiniz dersler şunlardır. Arzunuzu belirleyin. İnanç geliştirin. Kendi kendinize telkin uygulayın. Uzmanlık edinin. Ustalık zihniyeti oluşturun. Bu dersleri merak ediyorsanız, videomu sonuna kadar izlemeye devam edin. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi Düşün ve Zengin Ol kitabından alınacak en önemli 5 derse geçelim. 1. Arzunuzu belirleyin. İlk ders, arzunuzu belirlemeniz gerektiğidir. Arzu, başarının başlangıç noktasıdır. Arzu, sizi harekete geçiren ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan güçlü bir istektir. Arzunuzu belirlemek için, hayatınızda ne istediğinizi net bir şekilde tanımlamanız ve bunu yazılı olarak ifade etmeniz gerekir. Ayrıca arzunuzu gerçekleştirmek için ne kadar zaman ayıracağınızı, ne kadar para harcayacağınızı ve hangi adımları atacağınızı da belirtmeniz gerekir. Arzunuzu belirledikten sonra, bunu sürekli olarak hatırlamanız ve gözünüzden kaçırmamanız gerekir. İkinci, inanç geliştirin. İkinci ders, inanç geliştirmeniz gerektiğidir. İnanç, arzunuzun gerçekleşeceğine olan kesin güveninizdir. İnanç, sizi olumsuzluklara karşı koruyan ve motivasyonunuzu artıran bir kalkandır. İnanç geliştirmek için, arzunuzun gerçekleşeceğine dair kendinize sürekli olarak olumlu mesajlar vermeniz gerekir. Ayrıca başarılı insanların hikayelerini okuyarak veya dinleyerek onlardan ilham alabilirsiniz. İnanç geliştirdikten sonra, bunu eyleme dönüştürmeniz ve arzunuz için çalışmanız gerekir. Üçüncü, kendi kendinize telkin uygulayın. Üçüncü ders, kendi kendinize telkin uygulamanız gerektiğidir. Kendi kendine telkin, bilinçaltınıza arzunuzu yerleştirmek için kullandığınız bir yöntemdir. Bilinçaltınız, sizi yönlendiren ve kararlarınızı etkileyen güçlü bir mekanizmadır. Bilinçaltınıza arzunuzu yerleştirmek için, her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kez arzunuzu yüksek sesle okumanız gerekir. Ayrıca arzunuzun gerçekleştiğini hayal etmeniz ve bunu hissetmeniz gerekir. Kendi kendinize telkin uyguladıkça, bilinçaltınız sizi arzunuza götürecek fırsatları fark etmenizi ve değerlendirmenizi sağlayacaktır. Dördüncü, uzmanlık edinin. Dördüncü ders, uzmanlık edinmeniz gerektiğidir. Uzmanlık, arzunuzla ilgili bilgi ve becerilerinizi geliştirmenizdir. Uzmanlık, sizi rakiplerinizden ayıran ve size avantaj sağlayan bir faktördür. Uzmanlık edinmek için, arzunuzla ilgili konularda sürekli olarak öğrenmeniz ve kendinizi geliştirmeniz gerekir. Ayrıca, arzunuzla ilgili deneyim kazanmanız ve pratik yapmanız gerekir. Uzmanlık edindikçe, arzunuzu gerçekleştirmek için daha fazla fikir ve çözüm bulabileceksiniz. 5. Ustalık zihniyeti oluşturun. 5. ders, ustalık zihniyeti oluşturmanız gerektiğidir. Ustalık zihniyeti, arzunuzu gerçekleştirmek için sürekli olarak çaba göstermeniz ve iyileşmeniz gerektiğine inanmanızdır. Ustalık zihniyeti, sizi başarıya götüren bir tutumdur. Ustalık zihniyeti oluşturmak için, arzunuz için tutkulu olmanız ve pes etmemeniz gerekir. Ayrıca hatalarınızdan ve başkalarından öğrenmeniz ve geri bildirim almaya açık olmanız gerekir. Ustalık zihniyeti oluşturduktan sonra, arzunuzu gerçekleştirmek için her gün bir adım daha atacaksınız. Bu 5 ders, Düşün ve Zengin Ol kitabından alınacak en önemli 5 dersten sadece bazılarıdır. Siz de bu dersleri uygulayarak, hayatınızda istediğiniz zenginliği ve başarıyı elde edebilirsiniz.
Unutmayın, düşündüğünüz gibi yaşarsınız. Bu videonun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.